Avukat, hakim, savcı, kaptan, pilot, neredesiniz? Bilim insanı, yazılımcı, iç mimarlık çok havalı. Satış uzmanı, diyetisyen, drone pilotluğu ah yapabilsem. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Veteriner, polis, hemşire, veri dedektifi bak nerede, nerede? Siber güvenlik uzmanı, sporcu, ressam, heykeltıraş. Bilgisayar, robotik, yapay zeka, bu mühendisler harika. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Arkadaşlar, havalar çok sıcak. Ağaçları sulamayı unutmayalım. Evet. Hem eğer onları sulamazsak sulayacak havamız da olmaz. Aynen. Koca güneş sisteminde sadece dünyalı hayat var. Neden? Çünkü hava ve su var. Çok şanslıyız. Mars'ta yaşayanlara üzüldüm şimdi. Ya Ali, Mars'ta hayat yok ki. Gerçekten mi? Ben de Marslara üzülmüştüm. Hadi şu ağaçları da sulayalım. Dırırırım. Ya ne yapıyorsun ya? Şaşırmadınız mı? Birden çıktım karşınıza. Neden böyle bir şey yaptın? Mutlu olacaksan şaşıralım da. Amacın ne anlamadım arkadaşım. Az önce odamdaydım, şimdi karşınızdayım. Ya akıl olmaz değil mi ya? İnsanoğlu kuş misali. Kusura bakma ama şifreyi çözemedik. Biraz daha açık konuşur musun? Ya anlasanıza, ışınlandığımda geldim ben buraya. Diyorsun. O bir kere filmlerde olur. Ya gören de seni uçan adam zannedecek vallahi. Ağacın arkasından çıktın işte. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Uyuyup kalkınca Ahmet'e bir şeyler oluyor. Bir uçuyor, bir görünmez oluyor, bir ışınlanıyor. Normal değil yani. Yine rüyanda ne gördün acaba? Ya şaka yaptım arkadaşlar. Amma uzattınız siz de. Bir kere ben rüya falan görmedim. Dün akşam bir belgesel izlemiştim. Galiba onun etkisinde kaldım. Ve ne olacağıma da karar verdim. Ne olacakmış sen? Ben büyüyünce uzay yolculuğu yapacağım. Astronom olacağım. Uzay bilimcisi yani. İyi de onlar uzaya çıkmaz ki. Astronotlar çıkar. Handan çok bilmiş konuştu yine. Ya anlayın ama astronot olacağım. Astronot olmana gerek yok ki. Ben seni bisikletimle çıkarıyorum ya uzaya. Dalga geçmeyin arkadaşlar. Zaten herkes bir gün uzaya gidecek. Doğru söylüyorsun. Hatta şimdiden uzay dolmuşları için rezerve yaptırıyorlar bile. Hep beraber uzaya çıksak ne yapardık acaba? Çıkmasak olmaz mı? Ben çok korkarım yüksekten. Acaba biz astronot olsak nasıl olurdu? Uzaya çıkan ilk kişi benim. Ayda yürüdüm, yıldızları gördüm. Yepyeni keşifler, yeni gezegenlere. Astronot gider mekiğiyle her yere. Kalkış için son 3 saniye. 2, 1, yörüngedeyiz. Hayalin mesleğin olsun, o zaman mutlu olursun. Hayalin mesleğin olsun. Kendimi boşlukta hissediyorum. En sıcak gezegen olan Venüs'te bu şakalarını yapsam herhalde buz çağına girerdi gezegen. Beynime şu an çok az oksijen gidiyor. Biz senin dünyadaki halini de biliyoruz Ali'cim. Tamam sustum. Çok ararsınız artık şakalarımı. Çok heyecanlıyım. Ama çok korkuyorum. Ya dünyaya geri dönemezsek? Doğacığım, korkmana hiç gerek yok. Hem tüm güvenlik önlemleri de alındı. Sağ salim ne çıktık bak. Tüm gezegenler gözümüzün önünde. Muhteşem. Epey uzak görünüyor. En sevdiğim gezegen. Keşke gidebilsem. Kaç ışık yılı uzaklıkta Pliton sen biliyor musun? Kestirmeden giderdik.
Hı hı, uzay gemisindekilere söyleyelim de bizi otobandan alıp götürsünler. Hem trafiğe takılmayız. Olmaz, o zaman yolumuz çok uzar. Hem taksimetre çok yazar. Gece tarifesi var bir de. Of Ali ya, burada gece gündüz mü var? Hakikaten ya, gecem gündüzüme karıştı. Bu Ali'nin oksijen tüpünde bir sıkıntı var. Bak şimdiden içimi şişirdiniz. Ya ne işimiz var Plüton'da? Seviyorum. Ya ne Plüton'muş arkadaş. Daha gezegen olduğu belli değil. Aa, bu da kim? Merhaba. Gayet de insana benziyor. Bence yol tarifi soracak. Yapma ya. Sultanahmet Meydanı mı burası? Ben de astronotum. Sizden bir hafta önce fırlatıldım. Sen Mustafa'ların ekibinden değil misin? Evet, evet. Ortak tanıdık bulma sohbeti uzayda bile yapılabiliyormuş demek ki. Birazdan memleket nerede diye sormaya başlarlar. Senin memleket nere? Uranüs'lüyüm ben. Ne ne ne? Uranüs, Uranüs. İçinden mi? Yok, uydusundan. Merkeze 45 ışık yılı uzaklığında. Bizim oraların kayası meşhurdur. Meşhur tuz kayaları. Aa, kaya dedin mi? En meşhur kayalar bizim gezegendedir. Zaten kayadan başka ne var ki? Kaya, çukur, suyu filan bulamayınca. Gülün gülün. Sizi ben oksijeniniz bitince görürüm. Geri dönüşümlü bu elbiseler. Unutuyorsun. Artık kendi vücudumuzdan da oksijen üretiyoruz. Hem bir aksilik çıkarsa telsizden yardım isteyebiliriz. Ben de tam onu söyleyecektim. Telsizimiz arıza yaptı da. Yedeğini kullanın. Biliyorum, çok büyük hata ama yedek telsiz de dünyada kaldı. Dünya malı dünyada kalır. Ali! Hanımcığım sakin ol. Ben bunun tüpünü birazdan keseceğim. Sakin ol arkadaşım. Sinirden yaşlandım burada. Yok, dünya ve uzay arasındaki zaman farkından sana öyle geliyor. Aslında çok gençsin. Yedek telsizi alabilir miyiz? Dünyada olmaz. Ha, tamam, teşekkürler. Alabiliriz yani. Çünkü dünyada değiliz ya. Ya bence yardım edelim. Aynı durumda biz de olabilirdik. Ay, tamam. Teşekkürler. Sizinle daha keşfedilecek çok yer var. Bilimin sınırı yoktur. Sınırsız evren, sınırsız bilgi demektir. Evreni tanımak, insanın kendisini tanıması demektir. Plüton'a da gidelim. Eminim teknoloji geliştikçe o da mümkün olacaktır. Hadi gelin size telsizi verelim. Uyan. Ben kendimdeyim. Belli oluyor. Uzaya gidip geldim bu arada. Gitmesine giderim de dönmesi zor olabiliyormuş. Sizi bir daha görmeme ihtimali bile çok korkutucu. Hep beraber olalım, olur mu? Ya kıyamam sana. Bir daha tek başına çıkma uzaya. En azından yedek telsizini al yanına. Hep beraber gitmek daha eğlenceli olurdu. Hem bütün gezegenleri gezip tozardık. Olurdu ama şimdilik tatlı bir hayal. Daha Ay'a bile yolculuklar başlamadı. Mars'a, Jüpiter'e gitmek için daha kaç yıllar var. Bunun hayali bile güzel. Bence de bir gün insanlar Mars'ta, Jüpiter'de, Satürn'de şehirler kuracak. Plüton'da? Ya Ali sen taktın Plüton'a. Ya orası çok uzak. Vallahi ben sizi bilmiyorum ama çok heyecanlandım. Vallahi ben de. Astronot olmak güzel bir fikir miymiş, değil miymiş? Aslında güzel fikir.
Gelecekte hepimiz uzaylı olacağız zaten. Ali, biz uzaylı olmayacağız. Hem uzaylılar yeşil renk olur. Gerçekten mi? Evet evet. Bu sefer biraz atıyorsun gibi geldi bana Handan. Ya tamam, biraz attım, haklısınız. Katılıyorum. O zaman sınırsız hayal gücüne sağlık Handancığım. Hadi çak 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 çak. Uzaya çıkan ilk kişi benim. Ayda yürüdüm, yıldızları gördüm. Yepyeni keşifler yeni gezegenlere. Astronot gider mekiğiyle her yere. Kalkış için son 3 saniye. 2-1 yörüngedeyiz. Hayalin mesleğin olsun o zaman.